Türk kahvesi, dostlukların, sohbetlerin vazgeçilmeyene. Bugün Türk kahvesi için yeni bir rekor denemesi yapıldı. Dev bir cezvede kahve pişirildi. Bakın kaç kilo kahve kullanıldı. CNN Türk muhabiri Cansel Kiraz ve kameraman Güngör Yılmaz'ın haberi. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yeni bir Guinness Dünya Rekoru denemesi vardı. 1 metre 86 santimetre yüksekliğindeki özel yapım cezvede 2,5 ton Türk kahvesi pişirildi. Dünyanın en büyük cezvesini yaptık. Bu şekilde Guinness Rekorlar kitabına girmiş olacağız. Burada 21 kat büyü olduğu için zaman uzaması gerekiyor. Çünkü demlenmesi için. Ama küçük bir cezvede 2-2,5 dakikada demlediğiniz zaman ideal. Kahve, su ve şeker dev cezvenin içine konuldu ve karıştırılmaya başlandı. Yaklaşık 6 saatlik sürecin sonunda kahve pişmiş olacak. Kocaman bir cezve görüyorum. Daha önce gördün mü böyle bir şey? Evdekinden daha büyük. Peki fikir nereden çıktı? Daha önceki rekor Bosna Hersek'te gerçekleşen bir rekordu. Şu anda biz bu rekorun çok çok daha üzerine çıkarak aslında dünya markası olan Türk kahvesini rekorunu da Türkiye'ye taşımayı planlıyoruz. Madem bizim bu kadar çok önemli bir kahvemiz varken ve kahve bu kadar trendken bu ulusal değerimizi de ön plana çıkarmak aslında bu etkinliğin temel amaçlarından birisiydi. Yani Türk kahvesi Türkiye'nindir. Türklerde tanısın bunu, bütün dünya bilsin. Ne konuda olursa olsun bir rekora girelim. 90 kilo kahve, 20 kilo şeker yaklaşık 6 saat dev cezvenin içinde pişti. Guinness Dünya Rekorları Organizasyonu etkinliği takip etti, ölçümler yapıldı, rekor denemesi merakla izlendi. 2,5 tonluk Türk kahvesi pişti, rekor denemesi başarıyla tamamlandı. Guinness'ten onay geldiğinde yeni bir rekor kırılmış olacak. Daha öncesinde Türk kahvesi cezvesi, Bosna Hersek'in rekoru, Guinness rekoru kırılmış daha önce. Biz de milli bir değerimiz olduğu için neden bu rekoru Türkiye'ye getirmeyelim dedik. Açıkçası bundan dolayı da böyle bir girişime girdik. Ve dünyanın en büyük Türk kahvesi cezvesi ölçülerine uygun olarak bir cezve ürettik. Biz 185 santimiz daha büyük ve 2,5 tonluk bir cezve üretmiş olduk burada. Şimdi hakem heyetimiz zaten onların ölçümlerini yaptılar. Uygunluk verdiler ve bütün ölçümler Guinness'e gidecek. Guinness yetkilileri de onayı verdikten sonra zaten rekorlar kitabını aldığımız geçmiş olacak. Bir de cezve emoji kampanyası başlattık aslında. Neden hani emoji klavyesinde bir cezvede olmasın dedik, milli bir değerimiz dedik. Bunun için de bir kampanya başlattık. Instagram sayfamızdan takipçilerimiz oradan katılabilirler kampanyamıza. Change.org'a girip cezve emoji yazdıklarında da kampanyaya ulaşabilirler. Oradan imzaladıkları zaman zaten belli bir sayıya ulaştığında zaten emoji yetkilileri de bunu dikkate alacaklardır diye düşünüyoruz. Şu anda çok başarılı bir sayıya ulaştık aslında. İstanbul'da bir dünya rekoru kırıldı bugün. En büyük cezvede kahve rekor. İnanılmaz bir tekniği de var yani. İnanılmaz bir kıvam. Arkada 2,5 tonluk bir cezve var. Hiç bu kadar büyük bir cezvede kahve gördün mü? Hayır, görmedim. Nasıl olacak sizce bu kadar büyük cezvede? Bence Türk kahvesi harika olacak. Kilolarca Türk kahvesi ve şeker buluştuğu 2,5 tonluk cezveye konuldu. En büyük cezvede kahve pişirme rekoru Türkiye'nin oldu. Normalde Bosna Hersek'te olan bir rekoru bugün burada kıracağız. Hersek'te rekor ne kadar? 650 litre. Burada 2,5 ton. Burada hem cezve olarak rekor kırıyoruz hem de içindeki yapılan kahve olarak. Şu anda aslında Türk kahvesine ev sahibi olan Türkiye'ye bu rekoru getireceğiz. İstanbul Bakırköy'deki alışveriş merkezinde hazırlık sabah 5'te başladı. Guinness tarafından görevlendirilen hakem heyeti de her aşamayı titizlikle takip etti. İlk başta sterilize edildi. Temizliği yapıldı. 90 kilo kahve, 20 kilo şekerle 2,5 tonluk cezvede Türk kahvesi hazırlandı. Kahve, su ve şeker ilave edildi. Burada püf noktalar var. Püf noktası cezveye önce kahvenin, sonra suyun, en son şekerin eklenmesi. Normal bir Türk kahvesinin pişme süresi 2,5-3 dakika ama cezve bu kadar büyük, kahve bu kadar çok olunca daha fazla sabır gerekiyor tabii ki. Bu kahvenin de hazırlanma süresi 5-5,5 saat. Türk kahvesi rekoru kimde olmalı? Türkiye'de olmalı. Öyle de oldu. Bosna Hersek'in rekoru artık Türkiye'de. 5 saatin sonunda 25 bin bardak Türk kahvesi pişti, meraklılarına dağıtıldı. Şimdi ara. Tam 90 kilo kahve, 20 kilo şeker ve 2,5 ton su, hepsi dünyanın en büyük cezvesine konuldu. Dünyanın en büyük kahvesi pişirildi. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa bu kahvenin ne kadar hatırı olur? Varın siz hesaplayın. Arkada gördüğünüz cezve tahmini 25 bin kişiye hitap edecek bugün. Ortalama 1-1,5 ton var. Rekor için kollar sıvandı. Dev cezvede 2,5 tonluk Türk kahvesi pişirildi. 2,5 ton.
Türk kahvesi. Sabah erken saatlerde geldik, başladık. Saat 6 civarlarında. 90 kilo kahve, 20 kilo şeker, 2,5 ton ağırlığında su kullanıldı. Dünyanın en büyük cezvesinde dünyanın en büyük kahvesi pişti. 2,5 ton ve 1,85 boyunda. Elinde gördüğünüz cezvenin 21 kat büyütülmüşü. Yağ şekerle orta arası bir şey oluyor aslında. Dev Türk kahvesinin kapağı yaklaşık yarım saatte bir açılıyor ve işte bu dev kaşıklarla birlikte karıştırılıyor. 5 saattir pişen Türk kahvesinin dumanı yavaş yavaş tütmeye başladı. Bekliyoruz içmek için. Arkada gördüğünüz cezve tahmini 25 bin kişiye hitap edecek bugün. 2,5 tonluk kahve pişerken Guinness yetkilileri de an be an takipteydi. Her işlemi titizlikle takip ettiler. Adı da üstünde Türk kahvesi. Dünyanın en büyük Türk kahvesi rekoru 14 yıl önce ülkemizde değil Bosna Hersek'te kırılmıştı. Şimdi 2,5 tonluk bu kahve o rekoru kırmak için pişiriliyor. Bosna Hersek'te kırılmıştı 650 kiloyla. Daha büyüğünü ve işte daha kapsamlısını yaptık. Altta ısıtıcılar var. Kahve pişti, konfetiler patladı, dev cezvenin kapağı son kez açıldı. Guinness yetkilileri kahvenin tadına baktı, tam not verdi. İş kırılan rekorun tescil edilmesine kaldı. 2,5 ton su, 90 kilo Türk kahvesi ve 20 kilo şeker. Dev bir cezvede 2,5 tonluk Türk kahvesi pişirildi. Guinness Rekorlar kitabına girmek için efendim. Rekor denemesi başarıyla tamamlandı. Tam 25 bin bardak Türk kahvesi ikram edildi. Şimdi rekorun tescili bekleniyor. Bugün Bosna Hersek'te kırılan Guinness rekorunu burada kıracağız. Dev cezvede dünyanın en büyük Türk kahvesi pişirme rekor denemesi hem burunları hem de damakları şenlendirdi. Efendim Türk kahvesi mi çay mı? Türk kahvesi tabii. Neden? Kansızlık olduğu için ben kahveyi daha çok seviyorum. Çayı fazla tüketemiyorum. Hatırı var. Evet. 40 yıl. Falı var. Evet. Bosna Hersek bizden önce davranmış, koca bir cezvede 650 kilo Türk kahvesi pişirip Guinness Rekorlar kitabına ismini yazdırmıştı. Hal böyle olunca Türkler de bugün kolları sıvadı. Bugün Bosna Hersek'te kırılan Guinness Rekorunu burada kıracağız. Ne kırıldı orada? Orada 650 kiloyla yapıldı Türk kahvesi. Burada 2,5 tonla yapılacak. İşte bu cezvenin 21 kez büyütülmüş hali şu an önümüzde. İşte dev bir cezve buraya konuldu. İçine 2500 kilo yani 2,5 ton su eklendi ve onun da üzerine 90 kilo Türk kahvesi döküldü. Şimdi neyi bekliyoruz? Türk kahvesinin demlenmesini bekliyoruz. Olur. Can katarsan, ruh katarsan olur, her şey olur. 4 saat boyunca dev cezvede pişen ve 20 kilo şeker eklenen 2,5 tonluk Türk kahvesi gözetmenler ve uzmanlar tarafından tadılıp bir de üstüne onaylanınca etraf şenlik havasına büründü. İki buçuk tonluk Türk kahvesiyle Guinness denemesinin yapıldığı yere götüreceğiz şimdi sizi. Kameralarımızı bir kez daha İstanbul'a çeviriyoruz. Bu kez karşımızda Tayfun Öçal var. Tayfun'a hemen soralım. Nedir bu ilginç deneme? Guinness dedik, 2,5 ton Türk kahvesi dedik ama ayrıntılar için seni dinliyoruz. Doğrudur. Şöyle ilginç. Şu anda benim yanımda bulunduğum şey bir kahve cezvesi. Boyu 1 metre 86 santim ve şu anda altındaki ocak diyeyim. O hariç 1 metre 86 santimetre boyunda, işte boyunu ve sapını görüyorsunuz. İçinde 2,5 ton kahve pişiriliyor. Ve şu elimde gördüğünüz normal kahve fincanının da tam 21 kere büyütülmüş hali diyebiliriz. Modeli işte bu cezveden alınmış durumda. Şimdi İçinde 2,5 ton kahve nasıl hazırlandı onu söyleyelim. Sabah saat 5 gibi bu rekor denemesine başlandı. Önce 2,5 tona yakın su eklendi üzerine. 20 kilo şeker ve 90 kilo Türk kahvesi kullanıldı. Az şekerli bir kahve yapılıyor onu söyleyelim. Ve bittiğinde tam 25 bin fincan kahve. Tabii ki içinden alınması zor olacağı için şu gördüğünüz çeşmelerden akıtılacak ve 25 bin fincan
tarafından buradaki ziyaretçilere dağıtılacak. Tabii bu işin şov kısmı, bir de gerçekten bu bir rekor denemesi, o da tespit ediliyor. Hemen yan tarafımda hakemler var, görüyorsunuz. Bu insanlar sabah 5'ten beri buradalar ve her şeyi ölçüyorlar, kaydediyorlar baştan sona. Çünkü buradaki rekor denemesinin kayıtlara geçmesi için Guinness'in merkezine, Guinness Rekorlar Kitabı'nın merkezine gönderilecek tüm bunlar ve her şey onaylanırsa birkaç haftalık sürenin ardından rekor tescillenmiş olacak. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. İçindeki kahve pişiyor. Yaklaşık 45 yarım saatte bir, yukarıda görüyorsunuz, baristalar yarım saatte bir karıştırıyorlar kahveyi. İçini de gördük biz, gayet uygun görünüyor her şey. Kahvenin pişmesi okeylenip de Guinness Rekorlar Kitabı'na da okey alırsa rekor Saraybosna'dan Türkiye'ye gelecek. Şu ana kadar en büyük Türk kahvesi rekoru Saraybosna'daydı. Bugün onaylanırsa İstanbul'a, ana vatanına dönmüş olacak.